Bir ülkenin askeri güçle işgal edilmesi, büyük masrafların yanı sıra büyük risk ve tehditler de oluşturuyor idi. Bu yüzden Batılılar yeni bir uygulamayı, kültür emperyalizmi yoluyla o ülkenin milli ve manevi değerlerini tahrip ederek o ülkeyi, o ülkenin insanları eliyle sömürme yolunu benimsediler. Maalesef bu politika çok sayıda Müslüman ülkede ve maalesef Türkiye'de de uygulandı. Bu yüzden bu ülkelerde Batı'yı güçlü ve üstün gören, Batı hayranı ve Batı taklitçisi, halkından ve halkın değerlerinden kopmuş, geliştirilmemiz için mutlaka Batılıların değerlerini, kültürlerini benimsemeliyiz diye düşünen, aşağılık kompleksine düşmüş yeni bir okumuş adam tipi ortaya çıktı. İşte bu zihniyet sahiplerinin yönetiminde milli, manevi ve ahlaki değerlerimiz tahrip edildi. İnsan hakları, özgürlükler, özellikle din ve vicdan özgürlüğü baskı altına alındı. Halk yoksullaştı, fakirleşti. Ülke siyasi ve ekonomik alanda tam anlamıyla dışa, batıya bağımlı bir hale düşürüldü. Muhteşem Selçuklu ve Osmanlı medeniyetimizin değerleriyle bütün insanlık en az 1000 yıl huzur, barış ve refah içerisinde yaşatıldığı gerçeği ortadayken, kuvveti ve menfaati hak sebebi sayan bir medeniyetin ardına düşmek elbette bu aziz millete yakışmazdı. Onun için milletimiz şimdi aslına ve özüne dönüyor. İşte biz, bizi biz yapan, bizi güçlü ve üstün yapan medeniyetimizin değerlerinin bütününe milli görüş diyoruz. Milli görüş bize Anadolu kapılarını açan Sultan Alparslan'ın, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın görüşüdür. Milli görüş temeli inancımız, tarihimiz, kültürümüz ve değerlerimiz olan kökleri mazide, gövdesi dalları ve yaprakları ile geleceğe uzanan ulu bir çınardır. Milli görüş bir zümrenin, bir bölgenin, bir kişinin zihniyetini temsil etmez. Milli görüş bu aziz milletin görüşüdür. Milli görüş temeli sevgi ve şefkat olan, kuvveti değil hakkı üstün tutan, bütün insanlığın saadeti için cihadı tavsiye eden, Batı taklitçisi değil, gerçek anlamda yerli ve sivil bir görüştür. Kısaca tarif ettiğim milli görüşü, şimdi Milli Görüş Hareketi'nin lideri muhterem Erbakan hocamızdan dinleyeceğiz. Bu itibarla ben mikrofonu muhterem hocamıza arz ediyorum. Tekrar teşriflerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm. Salonumuzu dolduran inançlı kardeşlerim olarak her birinizi ayrı ayrı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Alınlarınızdan öpüp bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Bugün 8 Aralık 2010, tarihi bir günü beraberce yaşamak üzere bu salondayız. Bu fırsatı verdiği için sözlerime başlarken, önce Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum ve bu konferansımızın Türkiye'nin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını, en büyük hayırların kapısını açmasını, insanlık saadetinin sebebi olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Yine sözlerime başlarken
Her şeyden evvel Esam'a teşekkür vazifemi ve onun kıymetli Genel Başkan Recai Kutan Beyefendi'ye hasreten teşekkürlerimi sunmayı bir vazife sayıyorum. Esam biraz önce Recai Efendi buyurdukları gibi Türkiye'mizin en büyük ve en eski, en güçlü araştırma müessesesidir. Yurdumuza 41 yıldan beri sayısız büyük hizmetler yapmıştır. Böyle bir müessesenin yeni yıl dönemi konferansları başlarken ilk konferansın Milli Görüş İktidarı niçin nasıl adlı konferansla bugün başlatmış olmamız bizim için büyük bir şereftir ve inşallah bundan sonraki konferanslar için de hayra vesile olur. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a dua vazifemizi, Esam'a teşekkür vazifemizi, sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunma vazifesini ifa ettikten sonra şimdi konferansımızın konusuna giriyorum. Önce hemen belirteyim ki 12 Haziran tarihinde muhtemelen ülkemizde bir büyük milletvekili seçimi yapılacak. Bu büyük milletvekili seçimi sadece ülkemiz bakımından değil, bütün insanlık bakımından fevkalade ehemmiyete haizdir ve bir dönüm noktasıdır. Bu sebepten dolayı tarihi bir seçimdir. Onunla ilgili çalışmalar da tarihi çalışmalardır. Bu seçim başlarken biz Saadet Partisi olarak ne yaptığımızı takip buyuruyorsunuz. Önce 17 Ekim günü muhteşem bir kongre yapmak nasip oldu. Bütün inanan insanlar aşklarını, azimlerini ortaya koydular. Yeni üçüncü şahlanış böylece başladı. Bu fiilen başlanan şahlanışın bir duasını yapmak lazım geliyordu. Bu dua 26 Aralık günü, Kasım günü, Cuma günü İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri'nin dizlerinin dibinde yapıldı. Cihadın sembolü olan müstesna insan Eyüp Sultan Hazretleri'nin şefaatinden Cenab-ı Allah hepimizi ayırmasın. Saadet Partisi'nin 12 Haziran 2011 seçimlerine ait olan seferberliğinin duasını Eyüp Sultan Hazretleri'nde yapması tesadüfi bir olay değildir. Büyük mana taşıyan bir olaydır. Böylece seferberlik ilan edildi, kollar sıvandı, çalışmaya başlandı. Şimdi ilk iş olarak bugünkü Esam Konferansı münasebetiyle bu seçimlerde 7 ay milletimize ne anlatacağız? Seçimlerde yapılacak olan konuşmaların temel esaslarını özet olarak ortaya koymak maksadıyla bu konferansı Saadet Partisi iktidarı, Milli Görüş iktidarı niçin ve nasıl adı altında tertip etmiş bulunuyoruz. Gayemiz aziz milletimize hizmet etmek, doğruyu bulmak ve kurtuluşa ermektir. Hemen şunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bize geliyorlar, bendenize diyorlar ki yahu sizin ve senin zorun nedir Allah aşkına ya? Allah nasip etmiş, büyük bir hareketin başlamasına vesile olmuşsunuz. Yetiştirdiğiniz talebeler iktidar olmuş. 2 tane cumhurbaşkanı yetiştirmişsiniz. 3 tane başbakan yetiştirmişsiniz. Bunlar iktidardalar. Memleketi güzel bir şekilde idare ediyorlar. Bu durum karşısında sizin zorunuz nedir Allah aşkına diyorlar. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, dışarıdan bakıldığı zaman bu sual haklı ve yerinde bir sualmiş gibi zannedilir. Hemen belirteyim ki siz bu gençlerle iftihar etmelisiniz. Bunlara sahip çıkmalısınız. Bu şeref sizin şerefinizdir. Ve böylece bunlarla işbirliği içerisinde çalışmalarına yardımcı olmak suretiyle bu gidişatı desteklemelisiniz diyorlar. Hemen ifade edeyim ki
Bugünkü iktidar olan AKP yöneticisi evlatlarımız bizim evlatlarımızdır. Doğru, kendilerine olan sevgi ve şefkatimiz aynen devam etmektedir. Bu da doğru bir husustur. Bunlara aferin deyin ve bunlar vasıtasıyla siz de şereflenin diyorlar. Dışarıdan bakarsanız doğru ya, bu akıllıca bir iş, kolay bir iş demeyi doğru görebilirsiniz. Ve fakat hemen size şunu ifade edeyim ki bunların her seçimde büyük nispetle oy almaları karşısında dünyanın her yerinden ben onlardan daha çok tebrik telgrafı alıyorum. Evlatların ülkenin idaresine geçtiği, böylece bu sizin şerefinizdir diyorlar ve bu büyük tebriklerle dünyanın her yerinden mesajlar alıyorum, telgraflar alıyorum. Sevgimiz de aynen devam ediyor. Şefkatimiz de aynen devam ediyor. Bunların hepsi birer gerçektir. Bir başka gerçek daha var. Bu evlatlarımızın iyi niyetlerinden, yaptıkları şeyleri memlekete, millete iyilik olsun diye yaptıklarından da kesinlikle eminim. Hiçbir şüphem yoktur. Bilerek memlekete kötülük yapmak istemezler. Fakat bu iyi niyetlerine rağmen politikaları yanlıştır. Dolayısıyla vatan ve millet sevgimiz, bunlara aferin diyorsunuz demek yerine yanlış politikalarını düzeltmek vazifesini yerine getirmemizi bize bir vecibe kılmaktadır. Bu konferansımızı ve bütün Türkiye satan bir seferlik halindeki bütün çalışmalarımızı bu şefkat ve vatan sevgisinden dolayı yapıyoruz. Bunların politikalar hakkında yaptığımız tenkitler şahıslarına olan sevgimizle ilgili değildir. Politikaların yanlışlıklarını kendilerine göstermek maksadıyladır. Ne demek istediğimizi bu konferansımızın sonunda hep beraber daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim. Konferansımızın mevzuu nedir? Konferansımızın mevzuu 3 bölümden meydana gelmektedir. Milli görüş iktidarı, bir daha tekrar ediyorum, milli görüş iktidarı, milli görüşün kendisi değil, iktidarı. Sonra, niçin bugünkü yanlış politikalar değiştirilip milli görüşün iş başına getirilmesi lazımdır? İkinci bir kısım budur. Üçüncü kısmı ise bu iş nasıl başarılacaktır? İşte konferansımız bu üç kısımdan teşekkür etmiş olmaktadır. Önce bir defa milli görüş iktidarı nedir? Milli görüş iktidarı demek, milli görüş zihniyetine dayanan bir devlet düzeninin kurulması ve bu düzenin milli görüş zihniyetine göre yürütülmesi demektir. Milli görüş iktidarı. Milli görüş zihniyetini tanıyarak ancak bu iktidarı tanıyabiliriz. Milli görüş zihniyeti diğer zihniyetlerden farkı, temeldeki farkı hak anlayışındadır. İki türlü hak anlayışı vardır insanlık tarihinde. Bir peygamberlerin insanlara öğrettiği doğru hak anlayışı, bir de firavunların takip ettiği yanlış hak anlayışı. Milli görüş, doğru hak anlayışına benzemiş olan bir görüştür. Milli görüş, bu sebepten dolayıdır ki, hakkın ancak dört sebepten dolayı doğduğuna inanır. Hak sadece şu dört sebepten doğar. Bir, insan olmak dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlara verdiği temel insan hakları. Bu haklar beş tane haktır. Herkesin hangi inançtan olursa olsun, hangi ırktan, dilden, renkten olursa olsun yaşama hakkı vardır. Bir, bundan başka herkesin ırz ve namusunun korunması hakkı vardır. İki, bundan başka herkesin mülkiyet hakkı vardır.
alnının teriyle kazanmış helalinden elinden alamazsınız. Herkesin aklının korunması haklı vardır. Akıl çünkü insanı kurtaracak olan en son can simididir. Bunun korunması insanla yapılacak en büyük hizmettir. 4. Beşincisi ise herkesin inanç hürriyeti vardır. İnanç hürriyetinde 4 bölüm vardır. İfade hürriyeti, ben böyle inanıyorum denilebilmelidir. Aynı şekilde inanan insanların bir araya gelip cemiyet kurma, örgüt kurma hakları, inanç hürriyetine ayrılmaz bir parçasıdır. İnancını öğrenmek ve öğretim, inanç hürriyetine ayrılmaz bir parçasıdır. Ve inandığı gibi yaşamak, ibadet hürriyeti, insanların temel insan hakları arasında yer alan en mühim haklardan birisidir. Bir ülkede bu saydığımız haklar tam manasında yoksa, o ülkede insan haklarının bulunduğundan bahsetmek mümkün değildir. İnsan oluş dolayısıyla Cenab-ı Hak bütün insanlara eşit olmak üzere insan haklarını vermiştir. İnsan olmak, bu hak sahibi olmak için yeterlidir. İkinci bir hak sebebi emek. Ben çalışmışım, sizin nimetinizi arttırmışım, külfetinizi azaltmışım. Bu bana hak kazandırır, size mukabil vecibe doğurur. Hak böylece emekle kazanılır. Üçüncü bir hak kazanma sebebi rıza ile yapılan mukaveledir. Beraberce oturmuşuz, bir anlaşma yapmışız. Karşılıklı vecibelerimiz var. Bunlar bize hak doğurur. Dördüncü hak anlayışı, hak sebebi adalettir. Üç kişiyi çalıştırmışsınız, aynı işi yaptırmışsınız. Birine 500 lira yevmiye verdiyseniz, öbür ikisine de 500 lira yevmiye vermeniz gerekir. Adalet bunu gerektirir. İşte hak bu 4 sebepten doğar. Başka hiçbir sebepten dolayı hak doğmaz. Firavunların insanlara telkin ettikleri ve inandıkları ve kullandıkları hak anlayışına gelince, bu yanlış hak anlayışına göre de hak 4 sebepten doğar. Ama bu sebepler farklıdır. Bunlardan bir tanesi kuvveti hak sebebi sayar Firavuni düşünce. Kuvvetim var, yapabiliyorum, öyleyse istersem yaparım. Öyle yağma yok. Kuvvet, hakkın emrinde olduğu müddetçe bir değer taşır. İzzet ve şeref taşır. Hakkın karşısına geçtiği zaman zalim olur, zulüm olur. Bu sebepten dolayı kuvvet hak sebebi olamaz. Ama firavunların görüşüne göre kuvvet hak sebebidir. İkincisi çoğunluk. Efendim çoğunluk bende, öyleyse benim dediğim olacak ille. Azınlığın da mutlaka temel insan hakları vardır. Bu hakları sen çoğunluğundan dolayı çiğneyemezsin. Çoğunluk ayrıca bir hak sebebi değildir. Üçüncüsü imtiyaz. Efendim ben beyazım, sen siyahsın. Ben arabaya bineceğim, sen iteceksin. Ben Romalıyım, sen taşralısın. Ben hükmedeceğim, sen köle olacaksın. Kendisinde imtiyaz görmek firavuni bir düşüncedir. İmtiyazdan da hak sebebi olmaz. İnsanlar eşittir. İmtiyaz hak sebebi olamaz. Dördüncüsü menfaat. Efendim benim menfaatim var. Irak petrollerinde giderim, menfaatimden dolayı her türlü müdahale yaparım. Bu benim hakkımdır. Zannediyor adam. Böyle bir yanlış hak anlayışı içinde yetiştiği için. Mesela Bush. Terbiye edilmemiş bir aygır gibi, her zaman söylediğimiz gibi, sadece etrafı tekmeliyor. Balıklar gökyüzünü ve yıldızları, güneşi bilmezler. Çünkü suyun içindedirler. İşte yanlış medeniyetler içerisinde yetişen insanlar da hakiki hak anlayışını bilmedikleri için kendilerinin hak zannettikleri şeyi gerçekten hak zannediyorlar. Bunların eğitilmesi lazım insanlığın saadeti için. Ne konuşuyorum ben şimdi? Milli görüş zihniyetinin temeli doğru hak anlayışına dayanır. Diğer batıl zihniyetlerin temelleri ise yanlış hak anlayışına dayanır. Milli görüş doğru temel hak sahibi, inanışına sahip olduğuna dolayıdır ki, diğerlerinden farklı olarak, diğer görüşlerden farklı olarak, solcuymuş, liberalmiş, muhafazakarmış,
Bir sürü uydurma, boş laf. E ne olmuş? Bunların hepsi temelden sakattır, bozuktur, birer hastalıktır. Tedavisi gerekir eğitim yoluyla. Milli görüşün bunlardan temelde 7 tane farkı vardır. Lütfen 1 numaralı tabloyu perdeye düşürelim. Milli görüş diyor ki maneviyatsız saadet olmaz. Öbürküler materyalisttir, dünyacıdır. Üçüncü boyutları yoktur. Satidirler. İki, milli görüş diyor ki adil düzensiz saadet olmaz. Öbürleri faizci kapitalist nizamı sömürülmeyi, ezilme ve yok olmayı esas almışlardır. Çünkü faizci kapitalist nizamın sonu ezilmek ve yok olmaya gider. Faizci kapitalist nizam, komünist nizamın ikiz kardeşidir. Bir ezen ezilen düzenidir. Dolayısıyla nasıl komünizm yok olduysa, bu siyonizmin faizci kapitalist nizamı da yok olacaktır. Ama ne yazık ki milli görüşün dışındaki görüşler, bu nizamı benimsemişler, bu nizama bekçilik yapmaktadırlar. Üçüncü özellik, milli görüş bizim medeniyetimizin, İslam temeline dayanan bizim medeniyetimizin diğer medeniyetlerden üstün olduğunu bilir. Bak inanır demiyorum, bilir. Böyle olduğunu bilir, bu çünkü bir gerçektir. Öbürküler ise Batı medeniyetini üstün zanneder. Öyle sayar, zavallı. Batı'yı tanımaz. Senin Batı dediğin yüzün yıkamasını bilmez. Akarsu nedir bilmez. Tuvalete affedersiniz girdiği gibi çıkar. Ve hey gafil, hiç mübarek İslam dininin ulvi prensipleri bırakılır da Batı'nın bu süfli prensiplerin arkasına gidilir mi? Sen ne cahil, ne zavallı bir adamsın. Allah seni ıslah etsin demek lazım gelir milli görüşün dışındaki düşünce sahiplerine. 4. Milli görüş saadet için yeni bir dünyanın kurulmasına inanır. Öbürküler ise küçük meselelerle meşguldürler. Dedikoduyla, çekişmeyle, karşılıklı kavgayla, laf karalamalarıyla meşguldürler. Asıl insanlık için en büyük bir önem taşıyan nizam temeli üzerinde hiçbir fikir yürütmemektedirler. Yürüttürülmemektedir. Çünkü bu nizam siyonizmin nizamıdır. Bunun irdelenmesini, değişmesini istemediği için konuşturmuyor, irdelettirmiyor. Milli görüşün dışındakiler ağacın yaprağının tozunu temizlemekle iş öyle olacak zannediyor. Halbuki ağacın kökü bozuk. Kökü. Kökünden düzeltmeden bu işler düzelmez. Bundan dolayıdır ki yeni bir dünya kurulacak ve bu dünya bir saadet dünyası olacak tıpkı ecdadımızın kurduğu gibi. Bu şuur milli görüş sahibinin dışındakilerde yok. Siyonizmin dünyasının hapishanesinin içerisinde yaşıyor, köle olarak, onun esiri olarak hiç bu düzeni düzelteyim diye düşünmüyor. Ne büyük fark, ne büyük gaflet, ne büyük olay. Ne büyük hakikat. 5. Bulunduğumuz nokta bir tarihi noktadır. Milli görüş, Türkiye İsrail'e vilayet olmayacak, tarihteki şerefli yerini alacak diyor. Onlara gelince, onlar Batı'nın okşayarak yutma politikasına alet oluyorlar. Adım 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 Türkiye yok olmaya götürüyorlar. Şimdi Türkiye Avrupa Birliği'ne sözde alınmıyor. Birdenbire özel anlaşmayla aldık deyip Avrupa Birliği'nin kapısına demirle, zincirle bağlayacaklar. Ertesi gün İsrail de girecek, Türkiye ile İsrail tek devlet olacak. Plan bu. Sonra denecek ki Avrupa Birliği çok büyüdü, bunu bölelim. Orta Doğu ayrı bir kısım olsun. Orta Doğu'da Türkiye ile İsrail ayrı bir devlet olacaklar. Bütün usulleri, nizamları, kanunları müşterek olmak üzere. Bu ne demektir? Türkiye'nin İsrail içinde eritilip yok olması demektir.
Bu da zaten Siyonizmin ana prensiplerden birisidir. Onun için milli görüşünün dışındaki görüşçüler işbirlikçidirler ve Siyonizme hizmet etmektedirler. Efendim ben hiç Siyonizme hizmet eder miyim? Meşhur sözümü duymuşsunuzdur. Siyonizm öyle ustadır ki bana bak arkadaş, ben hiç Siyonizme hizmet eder miyim? Deli misin sen yahu? Şarkısını söylettire söylettire kendi ordusunda adama askerlik yaptı. Sen hizmet etmiyorum zannedersin. Oho sırtına binmiş taşıyorsun. Her şeyini elinden alıyor. Hala sen bu şarkıyı söylüyorsun. Ağzı açık abanak. Altıncı mühim bir özellik milli görüş diyor ki uyanalım. İşbirlikçilere destek olmayalım. Çünkü işbirlikçiler bütün dünyayı köle yapmak istiyorlar. Zulümden başka bir şey getirmezler. Bu gerçeği görelim diyor. Öbürleri ise narkozlanmış, milli görüşün tamamen hizmetinde, dünyanın gidişatında onlara destekçi oluyor, onlara yardımcı oluyor ve böylece bütün insanlığı yok olmaya götürüyorlar. 7. Güncel yanılgıya aldanmamak ve tedavi için bütün güce çalışmak milli görüşün özelliğidir. Öbür görüşler ise güncel yanılgıya aldanmışlardır ve ona hizmet etmişlerdir. Nedir güncel yanılgı? AKP'nin de maneviyata hizmet ettiğini zannetmek. Çünkü ırkçı emperyalizm, inançlı insanların oylarının AKP'ye verilmesi için AKP'yi de maneviyata hizmet etmişler diye göstermek bakımından her türlü makyajı yapıyor. Planı, programı tatbik ediyor. Sen eğer sağlam bir milli görüş sahibi değilsen bu propagandaya kapılırsın. Kardeşim bunlar da manevi hizmet ediyorlar ya. İşte iyi kötü hizmet ediyorlar diye aldanırsın. Dolayısıyla sen de işbirlikçilere katılmış olursun. Ne arz ettim size? Milli görüş temelden 7 tane farkı vardır. Diğer görüşlere nazaran, diğer görüşlerin hepsi birbirinin ikiz kardeşidir. İşbirlikçidir ve taklitçidir. Ancak milli görüş haktır, onlar batıldır. İkinci bir önemli husus şudur, milli görüş ile diğer görüşler arasında hedefler bakımından fark vardır. Milli görüşün hedefi maneviyatçı bir Türkiye meydana getirmektir. Her zaman hakkı üstü tutmaktır. Türkiye'nin içinde ve dışında barışı korumaktadır. Milletiyle vatanıyla bütünlük içinde olmayı temin etmektir. Tarihteki şerefli yerini almayı hedef almaktır. Bağımsız bir Türkiye olmasını şart koşmaktadır. Hür, müreffeh, öncü bir Türkiye istemektedir. Kim bunlar istiyorsa milli görüşçüdür ve milli görüşe getirip katılması lazım gelir. Milli görüşün üçüncü bir özelliği ise görüş olarak aralarındaki temel farklar ise milli görüş iktidarının batıl zihniyet iktidarlarından farkı bir tane farklı üç numaralı tabloda gözükmektedir. Milli görüş iktidarında önce ahlak ve maneviyat esas alınmıştır. Bir, genel nizamda ve yürütüşte. İki, milli görüş zihniyetinin kimyasını teşkil eden üç temel esas alınmıştır. Nedir bunlar? Maneviyatçı olmak, hakkı üstün tutmak ve nefis terbiyesini esas almak. Milli görüş iktidarın temel vasıfları budur. Ekonomide milli görüşün bariz vasfı adil düzene esas almış olmasıdır. Öbürlerinin faizci kapitalist nizamı, Yahudi nizamını esas almış olmalarıdır. Bundan başka ekonomide milli görüşün bariz vasfı milli, güçlü, süratli, yaygın kalkınmaya esas almasıdır. Milli demek
Fabrika yapan fabrika kuracaksın. Müstemleke tipi bir takım faaliyetlerle Türkiye'ye vakit kaybettirmeyeceksin. Ben sağcıyım, solcuyum, liberalim. Hadi oradan. Sen kafasızın birisisin. Efendim biz de kalkınma yapıyoruz. Ne kalkınma? Çocuk mu aldatıyorsun? Gelmişsin yabancılara, şuraya baraj yapmalarına müsaade etmişsin. Adamlar gelmiş barajı yapmış, ben kalkındım diyor. Şu ağız açık Allah'a bak. Gidiyorsun bütün makineleri dışarıdan alıyorsun. 2 sene içerisinde hepsi hurda oluyor. Elinde borç ve faiz kalıyor. Niçin fabrika kuran fabrika kurmuyorsun? Neden lider ülke olmuyorsun? Sen kim? Bu çapta meseleleri düşünmek kim? Sende milli görüş yok, milli görüş. Haberin yok. Haberin yok. Türkiye'yi lider ülke yapacak şekilde kalkınma yapacaksın. Milli kalkınma yapacaksın. Güçlü kalkınma yapacaksın. Böyle bir takım müstemleke tipi basit yatırımlarla millete yıllar kaybettirmeyeceksin. Süratli kalkınacaksın ve yaygın kalkınacaksın. Yani ülkede dengesizlikler olmayacak. Bugün Güneydoğu meselemiz nereden çıkıyor? Dengesizliklerden çıkıyor. Dengesiz olmayacak. Türkiye bütünüyle kalkınacak. Milli görüş bunu gerektirir. Ekonomideki temel bariz vasıf budur. Onun için bütün Doğu Anadolu'daki fabrikaların hepsini, çimento fabrikalarını, şeker fabrikalarını, et kombinalarını, makinalarını, fabrikalarını hepsini biz yapmışızdır. Onların hiçbir şeyi yoktur. Ahır yapmış, o kadar. Ne anlatıyorum ben şimdi? Milli görüş iktidarının bariz vasıflarını anlatıyorum. Temel esaslarını, farklarını anlattım. Hedeflerini anlattım. Şimdi bariz farklarını anlatıyorum. Milli görüş iktidarını tanıyalım diye. Milli görüş iktidarında sağlık ve sosyal hizmetlerde milli ve manevi değerlere bağlılığın öğretilmesi esasıdır. Yaygınlaştırılması temel politikadır. Barış, kardeşlik, eşitlik ve adaletin tesis edilmiş olması temel esastır. Kimsenin aç ve açık bırakılmaması temel esastır. Herkese sağlık hizmetinin sağlanması temel esastır. Ben 26 Haziran 1996'da başbakan olduğum zaman besmeleyi çekip sandalyeme oturdum. Önce 2 kere düğmeye bastım. 1. düğmeyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımız Sacit Bey'i çağırdım. Dedim bak bugün besmele çektik, işe başlıyoruz. Türkiye'de bir tane aç insan bırakmayacağız. Sen Sosyal Yardım Bakanısın aynı zamanda. Ne olacak? Muhtarlarla, imamlarla beraber bütün Türkiye'de muhtaç insanları tespit edeceksin. 3 ayın içerisinde 800 bin kişi tespit edildi. Vakfık fon diye bütçede para var. Bu fondan bunlara maaş bağladık. Bir de baktık ki para artıyor. Bizden öncekiler bu parayı Siyonizme faiz diye ödüyorlardı. Allah vermiş, bunlar götürüp Yahudi'ye veriyor, bizim insanımızı aç bırakıyor. Bu sebepten dolayıdır ki milli görüşte hiç kimsenin aç kalmaması temel esastır ve herkese sağlık hizmeti temel esastır. Dış politikada doğru hak anlayışını temel alan D8 çekirdekli, İslam Birliği çekirdekli yeni bir dünyanın kurulması milli görüşte esastır. Gidip Batı'nın kapısına boyundaki zincirle bağlanmak diğer görüşlerin özellikleridir. Dış politikada doğru hak anlayışını temel alarak D8'i çekirdek alan yeni bir dünyanın kurulması milli görüşün diğerlerinden ayıran bariz farklardan birisidir. Ve nihayet 7. bariz bir fark, bizim gayemiz ecdadımızın tarihteki şerefli yerini almaktır. Onların gayesi ise İsrail'e gidip
bağlanıp, vilayet olup, eriyip yok olmaktır. İşte bunlar vasıtasıyla sizlere ben milli görüş iktidarının özelliklerini, bariz vasıflarını ve temel esaslarını böylece hülasa etmiş oldum. Bütün bunlar nereden çıkıyor? Milli görüşten çıkıyor. Neymiş bu milli görüş yahu? Recep Bey'den Allah razı olsun. Demin çok veciz bir şekilde milli görüşün ne olduğunu bize özet olarak takdim etti. Milli görüşün ne olduğunu anlatmak için ırkçı emperyalizmin ne olduğunu bilmek lazım gelir. Onu bilmeden milli görüşün ne olduğunu bilmek mümkün değildir. Irkçı emperyalizm 5767 sene evvel Mısır'da yaşayan Beni İsrail kabilesine Firavunlar yaptığı zulüm karşısında Kabala adlı bir Beni İsrail'in yazmış olduğu kitaptaki prensiplere inanan insanlara Siyonist denir. Siyonizm budur. Kabala'ya inanmak demektir. Bilahare Tevrat tahrif edilmiş, Kabala aynen Tevrat'ın içine konmuş. Bugünkü Tevrat'ın içinde hangi cümle var biliyor musunuz? Ey Beni İsrail sen öyle yüce bir ırksın ki Cenab-ı Allah'a bile yendin diyor haşa. İlahi bir kitapta böyle bir cümle olur mu? Var işte git aç bak bu sulamalarına sor göstersinler. Niye yazmış Kabala bunu? Çünkü Firavunlar biz sizin ilahınızız. Her türlü zulmü yaparız diyorlardı. O ise Beni İsrail'e cesaret vermek için siz Allah'ı bile yendiniz, o Firavunlara haydi haydi yenersiniz. Sabredin, dayanın, iyi günler gelecek demek için kitabına bunu yazmış, almışlar bunu, bugün Tevrat'ın içine aynen geçirmişler. Biz Müslümanız, bizim amentümüz altı maddedir. Biz Allah'a inanıyoruz, meleklerine inanıyoruz, kitaplarına inanıyoruz. Peygamberlerine inanıyoruz elhamdülillah. Öldükten sonra dileyeceğimize inanıyoruz. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna görüyor, inanıyoruz. Hesap gününe inanıyoruz. Efendim altı şeydir bizim amentümüz dediğiniz, yedi şey saydınız. Neden? Ahirete iman, imanın en mühim kısmıdır. Amentüyü okurken oraya çift dikiş atıyoruz. Vel yevmil ahiri vel bahsüma vel mevet. İmanın asıl önemli kısmı ahirete imandır. Orada söylediğim şey ahirete iman. Tek bir şeydir ama iki kere onun üzerinde duruyoruz. İmanın mühim kısmı ahirete iman olduğu için. Amentümüz altı maddedir. Siyonizm inanışının amentüsü ise dört maddedir. Bir, ey Beni İsrail sen Cenab-ı Hakk'ın asıl kullarısın. Diğer ırklar maymun olarak yaratıldı sana köle olmak için. Sen üstünsün, onlar senin kölendir. İki, bu gerçek lafta kalmayacak, fiilen tahakkuk edecek. Sen dünyanın efendisi olacaksın, onlar senin kölen olacak. Üç, bunun tahakkuk etmesi için Beni İsrail olarak üç vazifeyi yerine getireceksiniz. Bir, bulundukları ülkelerde bozgunluk çıkarttıkları için çeşitliliğe sürülmüş olan Beni İsrail'in hepsini dünyanın her yerinden Filistin'e getirip toplayacaksınız. Büyük İsrail'i kuracaksınız. Fırat'la Nil arasındaki bütün araziyi arz-ı mevud, Büyük İsrail'in içine koyacaksınız. Kıbrıs buna dahil. Güneydoğu Anadolu'muz buna dahil. Allah muhafaza buyursun Medine-i Münevvere buna dahil. Bu inanışın imanından bahsediyorum size. Büyük İsrail'i koracaksınız ve bunun güvenliğini sağlayacaksınız. Bunun güvenliği için Fas'tan Endonezya'ya kadar 19 ülkenin idaresi sizin elinizde olacak ve Türkiye diye bir bağımsız devlet olmayacak. Çünkü Türkiye diye bir devlet olursa 1000 yıldan beri 19 Haçlı Seferi nasıl püskürttüyse etrafındaki insanları toplar, kurduğumuz Büyük İsrail'i denize döker, dinimiz yine yok olur. Onun için Türkiye'nin varlığına müsaade edemeyiz. Böylece güvenliği sağlayacaksınız.
ve Süleyman Mabedi'ni yeniden yapacaksınız Mescid-i Aksa'nın yerine. Süleyman Mabedi onların inanışına göre bizim Kabe'mize tekabül ediyor. Biz ne inanıyoruz? Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz Arafat'ta buluştular. Oraya yakın olan Mekke'de ilk mabet olan Kabe'yi inşa ettiler. Nuh tufanında yıkıldı. İbrahim Aleyhisselam geldi yeniden yaptı. Onlar diyorlar ki Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz Kudüs'te buluştular. Orada Süleyman mabedini yaptılar. Nuh tufanında yıkıldı. Süleyman Aleyhisselam geldi yeniden yaptı. Şimdi bu Müslümanların elinde orada Mescid-i Aksa var. Altına dehlizler deleceğiz, kanlar açacağız, yıkacağız. Yerine Mescid-i Aksa'nın kendisini yapacağız. İnançları bu, dinleri bu, gayeleri bu. Bu üç vazifeyi yaptık mı? Yahudileri Filistin'de topladık, Büyük İsrail'i kurduk, güvenini sağladık. Ve Süleyman Mabedi'ni yaptık mı? Bizim Mesih'imiz yeryüzüne gelecek ve dünya hakimiyetimizi perçinleyecek Davut Aleyhisselam'ın tahtına oturmak üzere. Böylece yaratılış gayesine erecek. Bu kainat bunun için yaratılmıştır. Bizim ırkımız için yaratılmıştır. Diye inanan bir inanış var, bir siyonizm var. 5767 senedir bu gayelerini tahakkuk ettirmek için gece gündüz çalışıp duruyor. Siyonizm bu. Milli görüş ne? Milli görüş bizim milletimizin inancı, tarihi, kimliği, ruh kökü kendisi. Demin Recai Bey tarif buyurdular. Milli görüşün bir kimyası var. Milli görüşün hamuru üç şeyden birine gelmiştir. Demin söyledim. Maneviyatçı olmak, hakkı üstün tutmak ve aynı zamanda nefis terbiyesini esas almak. Peygamberlerin yolu nefis terbiyesini esas almaktır. Firavunların yolu nefse esarettir. Milli görüş bu inanışından dolayı, bu kimyasından dolayı şu fiziki özelliklere sahiptir. Hidayet, feraset, dirayet. Hidayet demek hayırla şerri ayırmak demektir. Hayır İslam birliğindedir. Avrupa Birliği'nde değildir. Buna ayırırsan hidayetin vardır. Milli görüş gömleğini çıkartırsan hidayetin kararır. Hayırla şerri ayıramazsın. Milli görüşten uzaklaştığın için. Hidayetin kararır çünkü. İslam Birliği olmaz dersin. Hoca bizi yıllarca uyuttu dersin. Şimdi bilgim genişledi, dünyayı tanıdım. İslam bilin olmayacağını anlamadı demeye başlarsın. Hidayetin kararmış, böyle konuşup farkında değilsin. Kabahati hocaya yüklemeye çalışıyor. Ne bu? Hidayet kararması. Hidayet, hayrı şerri ayırabilmek demektir. Feraset, hangi şey hidayete gider? Bunu ayırmak demektir. İmam Hatip okulu açmak hayra gider. Bunu hissediyorsan sende feraset var demektir. Evlatlarını milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirmek hayırdır. Bunu biliyorsan sende hidayet var demektir. İmam Hatip okulunu açar, evlatlarını milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetiştirirsen buna da dirayet derler. Hayırın gerçekleştirilmesi aşkı, azmi ve becerisine dirayet denir. Hidayet, feraset, dirayet. Ne konuşuyorum şimdi ben? Milli görüşün fiziği, inancı, maneviyatçı olmak, hakkı üstünü tutmak ve nefis sebebi esas almak olunca Allah ona bu hidayeti verir, bu feraseti verir ve bu dirayeti verir. Bütün tarih boyunca bunu görmüşüzdür. 54. hükümette de bunu gördük. Milli görüşün fiziği de budur. Bu görüşler tarih boyunca milli görüş 622'den itibaren başlamıştır Aslı Saadet'ten. Adem Aleyhisselam'dan beri başlamıştır da bugün yaşadığımız milli görüş 622'den itibaren başlamıştır. Ve
622 Asr-ı Saadet, Hülefai Raşidin, Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Osmanlılar, 1683 Viyana kuşatmasına kadar 1100 sene maddi bakımdan dünyaya hakim olmuş, adil düzeni kurmuş ve yeryüzünde bir saadet nizamı tesis etmek üzere bütün insanlara hizmet etmiştir. Kim? Ecdadımız. 1683 yılında Viyana kuşatması esnasında Tatar ağası kalleşlik yapınca dünya değişti. Merzivanlı Kara Mustafa Paşa'yı padişah Viyana'nın kuşatması için görevlendirilmişti. Viyana'nın yanında bir tepe var. Gidenler orada bilirler. Orada bir müze var. Mustafa Kara Mustafa Paşa çıktı o müzenin bulunduğu tepeye, bir keşif yaptı. Dedik ki ya biz Müslümanız. Bu adamları kurtarmaya geldik. Biz adam öldürmeyiz. Bu şehir, bu Viyana denen şehir, etrafı surlarla çevrilmiş. Tuna Nehri'yle de çevrilmiş. Bunlar muhasara altında tutarsak, aç kaldıkları zaman teslim olacaklar. Adam öldürmeden kendilerini kurtarmış oluruz. Onun için burayı muhasara edelim. Kılıçla, topla vesaire içeriye girmeye çalışmayalım. Kararını verdi. Viyana şehrini o vakit çeviren Tuna Nehri'nin üzerinde bir tane köprü vardı. O köprü indiği zaman Viyanalılar Viyana'nın içerisinden dışarıya çıkabiliyor. Bu köprü stratejik bakımdan çok mühim. Bunun inmemesi lazım. Viyanalılar zengin. Buraya konmuş olan kumandalara rüşvet verirler de köprü indirlerse Viyanalılar dışarı çıkar. Biz onları muhasara etmişken onlar bizi muhasara eder. Bütün bu tembihatı Tatarlar en mağlup oldukları için oraya yerleştirdi Kara Mustafa Paşa ve beylerine de tembih etti. Sakın ha rüşvet alıp Viyanalılara müsaade etme. Bütün Avrupa'nın İslam oluşundan mani olursun ve çok büyük dünya ve ahiret günahına girersin. Bu tembihata rağmen oradaki ağa sadakat göstermedi. Rüşvet aldı. Köprüyü bir gece indirdi. Viyanalılar dışarı çıktılar. Osmanlı'yı kuşattılar. Herkes canını kurtarsın denildi. Viyana kuşatması dağıldı. Böylece 500 milyon Avrupalı 350 seneden beri cehenneme gidiyor. Sadakatsizlik yüzünden ne büyük bir günah. Allah cümleyi muhafaza buyursun. O adama da affıyla muamele etsin. O tarihten itibaren dünyada maddi güç Siyonizmin eline geçti. 350 seneden beri Siyonizm dünyayı kendi kontrol almak için ne yaptı? Önce bir defa şu gördüğünüz doları lütfen perdede gösterelim. Görülüyor mu? Bu doları dünya parası yaptı. Bu doların üzerinde Yahudi'nin mühürünü görüyor musunuz piramidi? Piramidin üzerinde bu Yahudi'nin mühürüdür. Latince Aniut Keptus yazıyor. Dünya hakimiyetine erişildi demek. Ne ile erişilmiş? Bu dolarla erişilmiş. Ve o piramitte gösterilmiş olan işbirlikçiler teşkilatı ile erişilmiş. Yahudi'nin mühürü bu. Bu dolar vasıtasıyla bütün dünyayı kontrol altına aldı. Ne yaptı bu dolar vasıtasıyla dünyayı kontrol altına almak için? Kendisi ilk önce geldi bu doları petrol şeyhine verdi, elinden petrolünü aldı. Bizim pamuğumuzu, madenimizi aldı. Oturduğu yerde makineyle yeşil kağıdı basıyor, geliyor. Bir saniyede basmış olduğu kağıtla bizim bir yıllık alın terimizi değiştiriyor. Veriyor petrol şeyine, petrol alıp götürüyor. Böylece Amerika'nın içinde 5 trilyon dolar var, dışında 5 trilyon dolar var. Bu Siyonizmin parasıdır, Amerikan devletinin değil. Amerika'nın merkez bankası yoktur. 7 tane Siyonist banka birleşmiş,
FED dediğimiz bankayı meydana getirmiş. Bu banka para basmıyor, Siyonizm'in parasını kullanıyor, Siyonizm'e kira ödemek için. 500 milyar dolar senede Siyonizm'e para kirası ödeniyor. 10 trilyon dolar yerine 500 milyar dolar kira ödeniyor. Kime? 7 tane Yahudi bankasına. Bu Yahudi geliyor petrol şeyhine, bana bak diyor, sana geçen sefer yeşil dolarlar verdim, petrol aldım ya. O yeşil doları bana tekrar vereceksin. Ne olacak? Sana bu sefer bir sarı kağıt vereceğim. Neymiş bu sarı kağıt? Amerikan dolarına indeksli tahvil. %5 faizli tahvil. 5 trilyon dolar tahvil Amerika'da var, 5 trilyon dışarıda var. Bir kere daha yeşil kağıdı kullanıyor. Oldu 20 trilyon. Bu paralar Merkez Bankası'na toplanıyor. Bu sefer Merkez Bankası Başkanı'na geliyor. Bir beyaz kağıt veriyor. Türkiye'nin 60 milyar dolar rezerv var, öyle mi? Onu bana vereceksin diyor. Sana bir beyaz kağıt vereceğim. Merkez Bankası'nın başkanının odasında, masasında, Amerikan Merrill Lynch Bank'ta, Amerikan Express Bank'ta sizin şu kadar milyar rezerviniz muhafaza edilmektedir diye bir kağıt duruyor. Para nerede? Rockefeller'in Brezilya'daki şeker alışına ödenmiş. Dünya böyle idare ediliyor. Ey bizim inançlı kardeşimiz! Efendim bu AKP'de iyi kötü idare ediyor. İdare ediyor ama sen hiç AKP'den, biz sömürülüyoruz, bu düzen değişmesi lazım diye bir şey duydun mu? Avrupa Birliği'ne gireceğiz, bu düzenin koruyucusu olacağız diyor. Nasıl bunun arkasından gidersin? Nereye gidiyorsun? Zulmü destekliyorsun. Bak sadece üç kağıt oyunu diyoruz biz buna. Yeşil kağıt, sarı kağıt, beyaz kağıtla 25 trilyon dolar insanlığı sömürüyor. 10 trilyon dolar, dolar. 10 trilyon hisse senedi, 5 trilyon da Merkez Bankası'nın rezervleri. Bu kadar mı? Hayır. Sen şimdi gidip fırından ekmek alıyorsun. Ey AKP oyunu veren saf kardeşim, dikkat et, 300 liradır ekmek diyelim yuvarlak hesap olsun diye, 300 lira veriyorsun, eve geliyorsun, ne yapalım ekmek 300 liraymış diyorsun, oturup yiyorsun. Ondan sonra da Siyonizm'in gazetelerini okuyup uyuyorsun. Ne olacak? Hiç düşündün mü sen ya bu 300 lirayı ne için veriyorsun? Bunun 100 lirası faizdir. Topraktan bakkala gelinceye kadar traktör faize alınmış, un fabrikası faize çalışıyor, fırın faize çalışıyor. Bütün bu faizler hepsi birikiyor, ekmeği alırken sana ödetiyor ve bu faizler toplanıyor, Siyonizm'e gidiyor. Sen zulmü destekliyorsun, sen Gazze'deki kardeşlerimizi öldüren insanlara silah veriyorsun. Ne yaptığının farkında değilsin ki. Narkozlanmışsın. Efendim talebeleriniz aferin iyi yapıyorlar deyin. Nasıl derim? Sonra ahirette bunun hesabını nasıl veririm? Ne konuşuyorum ben size şimdi? Şöyle bakıyorum bütün salona, yüzlerinizi görüyorum. Yüzlerinizde bir deri var. Bu deriyi kaldırsam alttan ne çıkacağını biliyorum. Adele çıkacak, sinir çıkacak, damar çıkacak, kemik çıkacak. Şimdi ben size 200 tane ülkenin haritasına, bayrağına boyanmış olan bir dünya haritasının bu boyalı sayfasını kaldırdım. Dünyanın anatomisini gösteriyorum. Bak bu görünüşü kaldırdığın zaman altından ne çıkıyor? Dolarla sömürüyor. Dünyada 75 trilyon alışveriş yapılıyor. Yarısı Siyonizm'e gidiyor. Bu alışverişler vasıtasıyla bütün insanları sömürüyor. Hacca gidiyorsun. Uçağın IATA üyesi olmazsa uçamaz. Rockefeller'e bilet parasının %9'unu vereceksin. Ben gemiyle gideyim desen Lloyd'a %9'unu vereceksin. Suudi Arabistan'a para göndersen %1'ini vereceksin.
Pakistan kardeşler mal alsan %5'ini vereceksin. Aa, bu nasıl dünya ya? Ben bu örtüyü kaldırdığım zaman altında bir de bakıyorsun ki nerede para varsa Siyonizm oraya havuzunu kurmuş, pompasını yerleştirmiş, hortumunu koymuş, emip duruyor. Sen de uyuyup duruyorsun. Bu parayla dünyayı avucuna geçirmiş. Doların üzerindeki işbirlikçiler teşkilatıyla lütfen tahtaya düşürelim. Şu piramitte göstermiş olan işbirlikçiler teşkilatıyla da bütün dünyadaki adamları kendisine hizmet eder hale getirmiş. Beni İsrail, dünya nüfusunun 1/10, 6 milyar insanın içinde 30 milyon Beni İsrailli var. Bu insan noksanı telafi etmek için, bunlar el ele vali yapsak, kaymakam yapsak, nüfuslar vali kaymakama yetmiyor. Nasıl dünya hakim olacak? Beni İsrail olmayanları kendilerine hizmet ettiriyorlar. Bu işbirlikçi teşkilatını kurmuş. Bu işbirlik teşkilatı 13 kademe, bunun en altında bulunan 4 tane kademe, hayır kuruluşu görünüşündeki aldatıcı kuruluşlar, Rotary Kulüp, Lions, YMS vesaire. Görünen kuruluşlar, Rotary Kulübe sorsanız siz kimsiniz? Efendim biz orman yetiştiririz, talebeye burs veririz, hayır işi işleriz der. Asıl vazifesi nedir? Acemi Erat Muayene İstasyonu. Ne demek bunun manası? Bir Anadolu ilinde, Bursa'da sen yavaş yavaş palazlanan bir tüccar olmaya başladın. Koluna girer bir rotaryen, senin kredi ihtiyacın var, gel bankadan alayım der. İhtiyacını alır çünkü banka onların emrindedir. Aman ya bunlar ne güzel adamlarmış, benim işime yarıyor dersin, aralarına katılsın. Bizim haftada bir Bursa'nın en büyük otelinde Çelik Palas'ta yemeğimiz vardır. Salı günleri bu yemeğe sen de buyur der, yemeğe gidersin. Aman ya ne güzel şeyler konuşuyor dersin. Bu haftada sen konuşacaksın derler. Sen konuşurken oradaki masanın kenarındaki anaç Siyonistler seni uzman gözüyle incelerler. Biz bu adamı Siyonizme hizmet ettirebilir miyiz, ettiremez miyiz? Ettirebileceğine kanaat verdi mi terfi eder, localara geçersin. Onun için ikinci kademede localar var. Bunlar üstü gözüken, altı gözükmeyen teşkilatlardır. 5 tane basamaktır localar. 4'ü Mason locasıdır. 5.'si onları yürüten Binay Birit ve Bildenberg teşkilatlardır. Binay Birit Birleşmiş Milletleri yöneten teşkilattır. Bildenberg'de locaları tanzim eden teşkilattır. Bunlar yukarıda en üstte bulunan 4 kademenin emrindedirler. Bu 4 kademenin altında 300'ler meclisi var. Dünyanın en zengin 300 tane Yahudisi dünyayı yönetiyor. Bugün internetle, şifreli internetle konuşmak suretiyle dünya meselelerine karar veriyorlar her gün. 300 tane Yahudi. Kim bunlar? Amerika'da Rockefeller, İngiltere'de Rothschild, Fransa'da onun teyzesinin oğlu Rothschild, İtalya'da Agnelli, Japonya'da Mitsubishi. Bunlar bir araya geliyor, her gün konferans yapıyorlar. Bu Tayyip'i tutalım mı, tutmayalım mı? Kim karar verir buna? Rockefeller karar verir. Karzai'yi değiştirelim mi, tutalım mı? Rockefeller karar verir. Dünya böyle yönetiliyor. Bu hapishanenin içindeyiz. İşte bu Siyonizmin 300'ler meclisi, politik meclisidir. Bunların emrinde think tank meseleleri var. Bunların emrinde Müslümanları aldatmak için kurulmuş ordular var, ordular. Ne diyorum sözlerime dikkat edin. Demokrasi demek, insanların kendi kendini idare etmeleri demek. Demokratur demek, milletin insanların idareye alet edilmesi demek. Yahudi 350 senede demokratur diye bir nizam keşfetmiş. Tüm ülkelerin gazeteleri elinde, yazarları elinde, iş adamları elinde, politikacıları elinde, bu ülkelerde yapmış olduğu propagandalar vasıtasıyla istediği partiyi seçtiriyor. Sonra da sen seçtin diyor.
Bunlardan demokratur deniyor, demokratur. Demokratur. Demokrasi değil, demokratur. Efendim AKP'ye bak sen, %45 oy alıyor. Kime alkışlıyorsun ya? Onun rejisi olan Yahudi'ye alkışlar. Yahudi yapıyor işi, Yahudi. Öbürünün haberi yok, o su pompasının üzerinde oturmuş, suyu Yahudi şişiriyor, yukarıya çıkıyor, yukarı çıktım diyor, yukarıdan bakıyor. Kendine bir şey yaptığı yok. Kendi su üzerinde sürüklenen yaprak. Keramet pompacı da. Pompacı kim? Siyonizm. Ne yapmış? 350 senede işte bu metodu geliştirmiş. Bütün ülkelerde bunu tatbik ediyor. Amerika'da da tatbik ediyor. Almanya'da da tatbik ediyor. Dünya böyle idare ediyor. Demokrasi diye bir şey yok. Demokratur diye insanların aldatılması var. Sen de bu propagandaya kapılarak iyi kötü bunlar idare ediyorlar. Halk Partisi'nin daha iyidir. İyisi mi gene AKP'ye oyumu vereyim diyorsun. Gidip Siyonizmin istediğine alet oluyorsun. Haberin yok. Haberin yok. Ne anlatıyorum ben size şimdi? 350 senede maddi gücü eline geçirdi, ne yaptı? Piramitteki işbirliği teşkilatını kurdu. Doları ve faizci kapitalist nizamı, dünya nizamı yaptı. Bundan başka bu piramitteki adamlar vasıtası, işbirliği vasıtasıyla demokratur diye bir nizam geliştirdi. İstediği ülkeyle, istediği gibi idare edildi, istediği partiyi iş başına getiriyor. Böylece 350 senenin içerisinde bir timsah oldu çıktı. Siyonizm timsahının üst çenesi Amerika'dır. Daha mazaratlı olduğu için. Alt çenesi Avrupa Birliği'dir. Kuyruğu İsrail'dir. Gövdesi ne yazık ki bir takım Müslüman ülkelerin yöneticileri, gazetecileri, iş adamları ve bankacılarıdır. Bu timsah şimdi 1990 senesinde Sovyetler çöktükten sonra İskoçya'da bir NATO toplantısı yaptı. Margaret Thatcher çıktı dedi ki biz NATO'yu Rusya'ya karşı kurmuştuk. Şimdi NATO Rusya dağıldığına göre NATO'yu ne yapacağız? Lav mı edeceğiz? Hayır. Çünkü düşmansız ideoloji yaşamaz. Şimdiye kadar düşmanımız Sovyetlerdi. Şimdi ortadan kalktı. Yeni bir düşmanımız olması lazım. Bu olmasaydı bunu icat edip kurmamız lazımdı. Ama bu zahmete katlama lüzum yok. Çünkü bu düşman zaten var. Bunun da adı İslam'dır dedi. İskoçya'daki konuşmasından naklediyorum size. O tarihten itibaren NATO'nun düşman renkleri kırmızı yerine yeşile çevrildi. Amerika'daki manaralarda düşman şehirlerin isimleri Müslüman şehirlerle değiştirildi. 1990 böylece Siyonizm 20. Haçlı Seferini başlattı. Bu sefer Büyük İsrail'i mutlaka kuracağız diyor. Kesinlikle 19 Haçlı Seferi yaptık. Bu Türkler mani oldular ama bu sefer mani olamayacaklar. Burayı mutlaka Büyük İsrail'i kuracağız, dünya hakim olacağız, insanları köle yapacağız. 1990'dan beri, 20 seneden beri bunun için çalışıyor. Ne yaptı ilk önce? Büyük İsrail'i kurmak için İran-Irak Savaşı'nı başlattı 1990'lı yıllarda. Baktı ki savaş çok pahalı, zor, kendi maliyesi de bozuluyor. Böyle yapacağıma demokratur metoduyla ülkeleri içinden fethedeyim deme ağırlık verdi ve bu esnada bir de baktı ki ben Büyük İsrail'i kurmak istiyorum. Rusya gitti ama Türkiye'de bir Refah Partisi var. Bu parti varken ben Büyük İsrail'i kuramam. E ne olacak? Refah Partisi işini halletmemiz lazım. Kim karar veriyor? 300'ler Meclisi. İncelemelerini yaptırdı. Bu görev Makovski'ye verildi. Makovski'ye. Sen planlayacaksın. Makovski 300'ler Meclisi 18 maddelik bir plan hazırladı, getirdi. Bu hazırlamış olduğu plan bizim Genelkurmay'da okunan planın tamamen benzeri çıktı sonradan.
Perdeye düşürelim lütfen. Neyi düşüreceğiz? Amerikan elçisinin mektubunu. Kripto çok gizlidir diye 1996'da Amerikan Dışişleri Bakanı Warren Christopher Ankara elçisi Grossman'a bu gizli şifreyi göndermiş bulunuyor. Bu gizli şifrede ne diyor? Bak okuyorum. Türk hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı Batı'dan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içindedir bizim departmanımız. Departman demek bakanlık demek onlarda. Kanaatimce Türkiye'nin İran, Irak, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirme hususundaki mevcut tutumu bizim milli menfaatlerimize aykırıdır, düşmancadır. Warren Christopher söylüyor. Doğru yol partisi Erbakan'ın radikal İslami söylemlerini ılımlaştırmakta başarılı olamadığına göre kendisini Refah Partisi'ne koalisyonu verimsiz görülmektedir. Bak onlar karar veriyor bizim koalisyonlarımıza. Biz analiz ki Tansu Çiller'in koalisyondan çekilmesi Erbakan'ı düşürür. Ülkeyi erken yerel seçimlere götürür. Sonuç kesin olmakla beraber Refah Partisi büyük ihtimalle seçimlerden eskisinden daha güçlü olarak çıkacaktır. Kim söylüyor? Warren Christopher söylüyor. Öyleyse ne olacak? Türkiye Birleşik Devletler anahtar stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir. Bizim ne olacağımızı o tayin ediyor. Ve onun bu pozisyonu gerçekleştirip sürdürmedeki başarımız bizim milli menfaatlerimizi oradan etkileyecektir. Türk askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük çaba sarf etmesi için harekete geçmeye zorlanmalıdır. Bu konudaki aksiyon planlarınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Warren Christopher. Ne diyor? Demokratik yoldan Refah Partisi uzaklaştırmayız, askeri ihtilal yapın diyor. Bu hususta yapılanların hepsini biliyorsunuz. 28 Şubat günü geldiler. Dediler ki efendim Türkiye'de iltica hortluyor. Halbuki Türkiye'de 54. hükümet efsanevi muazzam hizmetler yapmış. İlk defa denk bütçe yapmış. 100 alan memura 256 vermiş. İslam Birliği D8'leri kurmuş. Yeni bir dünya kuruyor. Hiçbir hükümetin yapmadığı büyük başarılar yapmış. Bu başarılarla övünüleceğine dış güçlerin etkisiyle birkaç kişilik bir junta ortaya çıkıp efendim şu tedbirleri almalıyız diye bir takım tedbirler ortaya koydular. Bu koydukları tedbirleri 5 saatte anlattılar. Ondan sonra söz sırası bana geldi. Kendilerine cevap verdim. Dedim ki ne konuşuyoruz biz Allah aşkına? Devletin niteliklerini, laikliği korumayı konuşuyoruz. Bu nitelikler nerede yazıyor? Anayasanın ikinci maddesi yazıyor. Yaveri çağırdım. Şu demir el masasındaki anayasayı bana ver dedim. Anayasanın ikinci maddesini okudum. Siz hepiniz ikinci fıkradan bahsediyorsunuz, birinci fıkradan bahsediyorsunuz. Birinci fıkra her şey insan haklarına uygun olacak, aynı zamanda da adil olacak diyor. Niye birinci fıkrayı okumuyorsunuz? Bir. İkincisi, 18 maddelik tedbir getirdiniz ya, o zaman bizim Amerika'daki hazırlıklardan haberimiz yoktu, sonradan haberimiz oldu. 18 maddelik tedbirleri getirdiniz. Sizin getirdiğiniz bu tedbirler anayasanın ikinci maddesine aykırıdır. Siz anayasayı çiğneyerek mi anayasayı koruyacaksınız? Bir de baktılar ki bu iddia yürümüyor. Amerika'sı da, Cunta'sı da iflas etti. Ama iddialarından vazgeçmediler. Bu sefer ortağımız içindeki milletvekillerini gözlerine kestirdiler. Onları tehdit ettiler. 50 tane milletvekilinden, hükümetten desteğini çektirdiler. Bunun üzerine ben 28 Şubat'ta değil, 4 ay sonra bu milletvekillerini korkuttukları zaman (gülüyor)
Sayın Demirel'in önüne önce 291 imzalı erken seçim kararını koydum. Sonra da koalisyon protokolümüzü koydum. Bak, bu protokol seçime kararlanırsa seçime gidinceye kadar diğer koalisyon ortağı başbakanlık yapacak diyor. Buna uymak üzere biz taahhütlerimize sadıkız. İşte başbakanlığı Çiller'e vermeniz üzerine ayrılıyorum dedim. Gereğini ise yapacağız dedi. Ertesi güne bile beklemeden demokratik esaslara aykırı olarak mecliste çoğunluğu bulunmadığı halde bir gün dahi beklemeden Mesut Bey'i çağırarak başbakanlığı ona verdi. 1997 Haziran. E ne oldu? Tam 13 sene Türkiye kaybetti. Türkiye 13 sene kaybetti. Ben size ne anlatıyorum? Dünya Siyonizmi, Büyük İsrail'i kurma projesi için Türkiye'yi yok etmek mecburiyetindedir. Bundan dolayı Türkiye'nin iç işlerine karışıyor ve Türkiye'deki milli görüşü iktidardan uzaklaşmak için eline gelen her şeyi yapmıştır ve bunların safhaları böylece cereyan etmiştir. Milli görüşü iş başına uzaklaştırmak için bununla kalmadılar, içinden yıkmak için içindeki insanlarla irtibatlar kurdular. Onları etkilediler. Onlar faydalı iş yapıyoruz zannederek bunların etkisi altında kaldılar ve böylece bir AKP meydana geldi. Bu AKP 8 senedir şimdi iktidardadır. Ve %40 oy alıyor. Bizim mütedeyyin insanımıza sorduğumuz zaman, ya buraya niye AKP oy verdin dediğin zaman, efendim AKP Halk Partisi'nden daha iyi değil mi? Halk Partisi mi gelsin? O gelmesin diye AKP'ye oy veriyorum. Yoksa ben Saadet Partiliyim diyor. Şimdi meselenin en mühim noktasına geldik. Ben Saadet Partiliyim diyor, AKP'ye oy veriyor. Neden? Halk Partisi gelmesin diye. AKP'nin ne olduğunun farkında değil. Niye böyle yaptın diye kendilerine sorduğumuz zaman, efendim HDP'nin şerdir diyor. Ben AKP'yi beğenmiyorum ama Halk Partisi'nin iyidir. Doğru. Ama Evveni Şer'le amel etmek diye Müslümanlıkta da bir kaide vardır. Bu kaide bütün alternatiflerin hepsi şer olduğu zaman yürür. O şerlerin içinde bir tane hak varsa, bir Saadet Partisi varsa bu kaide yürümez. Saadet Partisi'ne oy vermeye mecbursun. Yanlış yaptınız, hata yaptınız ve Türkiye'deki fakir fukaranın ezilmesine sebep oldunuz. Şimdi dünya siyonizmi önümüzdeki seçimler için ne hazırlık yapıyor? Bütün basını satın almıştır. Lütfen en son tabloyu gösterelim. Görüyor musunuz cendereyi, presi? Pres mi gösteriliyor? Efendim? Tamam. Şimdi bunun üst tarafı Siyonizmin Saadet Partisi bu seçimleri kazanmasın diye yıllardan beri aldığı tedbirleri gösteriyor. Bütün basını satın almıştır. Basında AKP aleyhine bir şey yazılamaz. İki, bütün bankaları satın almıştır. AKP aleyhinde bulunan bir kimse olursa bankadaki kredisi maaşıyla kesbeder, iflas ettirilir. Bütün milli meseleleri satın almıştır. Böylece ekonomi eline almıştır. Bundan başka tolerans politikasını değiştirmiştir. AKP'yi iş başına getirdiği zaman ona bana bak, sakın ha beni aldatıp şeriat getirmeye kalkma, sonra senden hesap sorarım diye azarlayıp duruyordu.
İmam Hatip'ten bahsetmeyeceksin diyordu. Başörtüsünden bahsetmeyeceksin diyordu. İmam Hatip okulun adilini arttırmayacaksın diyordu. Manevi eğitim yaptırmayacaksın diyordu. Diyordu. Şimdi Milli Görüş kuvvetlenince, Türkiye aslına dönünce bu sefer politikasını değiştirdi. Kendisi tersini emrediyor. Müslümanlara hizmet etmiş gözük diyor. Suriye'yle vizeleri kaldıralım diyor. Ticareti arttıralım diyor. Sana İslam nişanı takalım diyor. Devlet nişanı takalım diyor. Cesaret madalyası verelim diyor. Bizim zavallı mütedeyyin insanımız da karıcığım adamlar iyi kötü idare ediyorlar. Baksana Avrupalıların hepsinden büyük saygı görüyorlar. Zannediyor. Halbuki öbür tarafı oyun oynuyor. Bak dördüncü şekil nedir? Toleranslar. Eskiden yapmadı, müsaade etmeyi şeyi şimdi kendisi yapıyor. Müslüman gözük diyor. İsrail'in aleyhinde bulun diyor. O söylüyor. Efendim işte İsrail'in aleyhinde bulunuyor diye bizim zavallı sakallı üstünde aldanıp duruyor. Sonra ne yapıyor? Okşayarak yutma metodunu tatbik ediyor. Sen aslansın, sen kaplansın diyor. Ama parlamentosu almadığı halde parlamento başkanı seçiyor. Birleşmiş Milletler Daimi Komisyonu'na üye seçiyor. Sen bu aslında en büyük devlet olacaksın diyor. G7'leri G20'lere çeviriyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Metiye üzerine metiye. Niçin bunlar? Saadet korkusundan dolayı. Saadet geliyor diye yapılıyor bunlar. Haberiniz olsun. Oynanan oyun budur. Bizim bu evlatlarımızın oyundan haberi bile yok. Dalganın üzerinde iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Kim indiriyor, kim çıkar diyor. Niye iniyor, niye çıkıyor? Hiç onun haberi bile yok. Demin söyledim. Çünkü Siyonizm bu kadar ustadır. Marşı söylettirerek askerlik yaptırır. Ben Siyonizm'e hiç hizmet eder miyim zannettirir. Ama istediği hizmetleri yaptırttırır. Bunun için milli görüş hidayetin olacak ki buna aldanmayasın. Şimdi bunların bu 5 tane faaliyetlerine mukabil bizim de 5 tane faaliyetimiz lazım geliyor. Bu 5 tane faaliyet de burada gösterilmiştir. Birinci faaliyetimiz, ilk başta görüyorsunuz, şuurlanma. Bütün bunları bileceğiz. AKP nedir? Saadet Partisi nedir? Bu seçimde bu milletin bütün evlatları milli görüştür. Her zaman söylüyorum. Bu milli görüşü olan insanlar 2 kısımdır. Bir kısmı milli görüşü olduğunu itiraf edenler, öbürküsü sırasını bekleyenler. Bana bak sakın ha, ben hiçbir zaman milli görüşçü olmayacağım deme. Niye? En aşağı öldüğün zaman milli görüşçü olacaksın da onun için haberin yok. Onun için sıranı bekliyorsun. Ama orada söylemenin kıymeti yok. Burada söyle de kurtul. Şimdi bunların içerisinde eğitim meselesi, yetişme meselesi duymamış. Vatana millete iyilik yapıyorum diye milli ve manevi değerleri ihmal eden, milli görüşten uzaklaşmış bir takım kütleler var. Bu kütlelerin içerisinde Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımız. Bunlar bugüne kadar hep milletin arzusuyla hareket ettikleri için millet tarafından mühürlenmiştir. %20-22'den fazla oy alamazlar. Neye dayanarak söylüyorum?
Çünkü bizzat Sayın Bankal'ın kendi konuşmalarının bir tanesinde bana naklettiklerine göre söylediği söz şudur. Bana bakın, benim işimi kolay mı zannediyorsunuz? Karadeniz'de 80 yaşında bir yine bir abdest aldıktan sonra su döken çocuğa sordu. Evladım, sen hangi partiyi tutuyorsun? Halk Partisi deyince, oy bu abdest sayılmaz, yeniden almam lazım dedi. Ben böyle bir parti iktidara getirmek için uğraşıyorum. Bu işi kolay mı zannediyorsunuz diyor. Çarşaf da giyse, Hacı Bayram'dan dışarıya da çıkmasa %22-25'i geçemez. E ne oluyor o zaman? Bu seçim iki parti arasında yarış oluyor. Saadet Partisi mi, AKP mi? Şimdi AKP propagandasını yapan bütün gazeteler, bütün mağazalar, bir takım insanlarımızı aldatıyorlar. Ne diyorlar bunlara? Gel bakalım buraya diyoruz, kendileriyle konuşuyoruz. Sen nasıl AKP'yi desteklersin ya? İnançlı bir insan değil misin? Tarihini, milletini tanımıyor musun? Uzun gitmeye lüzum var mı? Bu AKP İslam Birliği yerine Hristiyan Birliği'ne girmeyi istemiyor mu? E sen nasıl bunu desteklersin? Cevap yok Avrupa Birliği'ne gireceği için. Peki bu AKP, bu faizci kapitalist nizamdan hiçbir şikayetini duydun mu? Bu Yahudi nizamının bekçisi, nasıl bunu desteklersin? Cevap yok. Peki bu AKP iktidara geliyor, ne yapıyor? Diğerleri gibi vergi alıyor, zam koyuyor, borç alıyor, götürüyor Siyonizme, faiz diye ödüyor. Bizim insanımız gene aç. Yani düğün-i umumiye tahsildarı bunlar. Toplayıp oraya götürüyorlar. 54. hükümet nasıl oldu da 100 alan memura 250 verdi? Borçla mı verdi? Zamla mı verdi? Vergiyle mi verdi? Ne bir kuruş vergi koyduk, ne bir kuruş zam yaptık, ne bir kuruş borç aldık. Tam tersine bütün borçların hepsini kestik, havuz sistemini kurduk, denç bütçe yaptık ve milletin parasını milletin kendisine verdik. Böyle yapılması lazım gelirken bunlar bütün milletin imkanlarını toplayıp götürüp dışarıya veriyor. Memura zam diyorsun, %2 veremem, %1,5 vereceğim diyor. Sürüngen bunlar, sürüngen. Biz %250 zam yapıyoruz. O %1,5 zam yapıyor. Uzun boylu konuşma lüzum yok. Bak, seni aldatmışlar kardeşim. Sana diyoruz ki AKP 8 seneden beri iktidarda. Ne oluyor biliyor musun sen? 5 sene Cihan Harbi sürdü. Büyük İsrail'i kurmak için. 5 senenin arkasından Osmanlı 30 cephede çarpışıp bitap düştü, silahlarını bıraktı. Geldiler Büyük İsrail'i kurmak için, Anadolu'yu işgal etmeye kalkıştılar. İşgal edemediler. Çünkü Kahramanmaraş'ta bir Sütçü İmam, bir Rıdvan Hoca. Balıkesir'de Hasan Basri Çantay, Vehbi Çıkıkçı. Bir takım imanlı insanlar milis teşkilatları kurdular. Taşla sopayla düşmanları memlekete sokmadılar. Aynı zamanda milli mücadelemizi yaptık ve böylece 5 sene uğraştıkları halde Anadolu'yu işgal edip Büyük İsrail'i kuramadılar. 10 sene savaşınca yoruldular. Dediler ki yahu artık din edelim. Nasıl Suriye'yi Fransızlara veriyorsak, Irak'ı İngilizlere veriyorsak, Türkiye'yi de İngiltere'ye verelim. Bir sulh yapalım. Lozan'a bu niyetle oturdular. Fakat Lozan'da Türk tarafı onun bunun vesayet altına girmeyi kabul etmiyoruz. Bağımsız devlet olacağız dediler. Deyince Lozan kesildi. Kesilince İnönü Mısır hahamı Hayim Nahum'u arabulucu olarak gönderdi. Hayim Nahum Fransa Başbakanı Clemenceau.
İngiltere Başbakanı Lloyd George ve Amerikalılarla görüştü. Onlara ne dedi biliyor musunuz? Bir kısım tarihçilerin naklettiğine göre. Dedi ki bana bakın, benim buraya Türk delegesi olarak geldiğime bakmayın ha. Ben size Siyonistlerin Illuminate Mürşitler Meclisi'nin kararını bildirmeye geldim. Önce şunu söyleyeyim ki sizin davranışına bayılıyorum, hayranım. Çünkü siz Lozan'ı imzalamıyorsunuz. Size ben hayranım. Hangi sebepten dolayı imzalamadığınızı biliyorum. İki sebep var. Bir, diyorsunuz ki Cihan Harbi'nin galibi biziz. Cihan Harbi'nde biz galip geldiğimize göre neden İsrail'i kurmak için bu harbi yaptığımız halde İsrail'i büyük kurmuyoruz da küçük kurup sonra büyütecekmişiz? Madem ki galibiz, büyüğünü kuracağız. Sevri uygulayacağız. Lozan diye bir şey kabul etmeyiz diyorsunuz. Ben de sizi alkışlıyorum yürekten. Sonra diyorsunuz ki Büyük İsrail'i kurmak yetmez. Bu Türkler olduğu zaman etraftakiler toplarlar. Büyük İsrail denize dökerler. Dinimiz gene yok olur. Onun için Türklere bağımsızlık tanımayız diyorsunuz. Bunun için de size hayran oluyorum. Ama bizim Mürşitler Meclisimiz kalbindeki bu arzuların yerine aklını da kattı. Uzun müzakerelerden sonra şu kararı aldı, size tebliğ ediyorum. 1000 yıl harple İsrail'i alamadık. Onun için stratejimizi değiştiriyoruz. Bundan sonra Türklerle harp etmeyeceğiz, edemiyoruz çünkü. Onlarda iman var, bu harbi kazanmamız mümkün değildir. Ya ne yapacağız? Yumuşak dokuma metoduyla Türkiye'yi yok edeceğiz. Neymiş bu metot? 7 maddedir. 1. Türkiye'yi fakirleştireceğiz. 2. İşsiz bırakacağız. 3. Borcu esir edeceğiz. 4. Dininden uzaklaştıracağız. 5. Böleceğiz. 6. Böldüğümüz parçaları birbirine çarpıştıracağız. 7. Bu çarpıştırmış yumuşak lokmaları yutacağız. Biz onlarla savaşacağımız, onlar birbirine savaştıracağız. Metodumuz budur. Avrupa Birliği'ne sokmayacağız, fakat bir anda gir diyeceğiz, biz de gireceğiz, büyüdü diyeceğiz, Orta Doğu devlet olacağız diyeceğiz, Türkiye'yle tek devlet olup yok edeceğiz. Planımız budur. Bundan dolayı siz Lozan'a gelin şimdi, sahiden değil, yalancıktan imzalayın. Aslı olan Sevr olsun, Lozan'ı zaman kazanmak için imzalayın ve Hayim Nahum doktrin dediğimiz bu 7 tane maddeyi uygulamak için zaman kazanın. Size tavsiyemiz budur. Mürşitler Meclisi'nin tavsiyesi budur. Amerika bunu kabul etmedi. Fransa ve İngiltere Sevr asıl olacak. Lozan'ı yalancıktan imzalayacağız. Hay hay dediler, imzaladılar. Ve böylece 10 senelik bir muharebenin arkasına gelindi. Ancak o seneden bu vakte kadar 80 senedir üzerimizde bu planı uygulamaktan vazgeçmediler ve en son Avrupa Birliği müzakereleri yapılırken onlar yine Sevr'i esas alıyor. Lozan'ı kabul etmiyor. İnançları dolayısıyla kabul edemezler. Türkiye'yi bağımsız bir devlet olarak kabul etmeleri mümkün değildir. Gerçekleri bilmemiz lazım, gerçekleri. Şimdi bu durum karşısında 8 senede beri AKP ne yaptı? Buyurun, Hayim Nahum Doktor ölçüsünden ölçelim, kantarla görelim. Şimdi AKP'yi tutan bir insana söylediğin zaman, kardeşim bunlar Türkiye'yi fakirleştirdiler, efendim her zaman fakirlik oldu, şimdi biraz daha fakirlik olsa ne olacak? Adamlar iyi kötü idare ediyorlar. Oldu ama böylesi olmadı. Çünkü 8 sene evvel Türkiye'de Birleşmiş Milletler normlarına göre nüfusun 1/3 fakirlik sınırının altındaydı. Şimdi 8 sene sonra 2/3 fakirlik altında. Ülke süratle fakirliğe gidiyor. 1. İşsizlik. Efendim her zaman işsizlik olmuştur diyor. Ne söylesen üzerine bir macun sürüyor. Bana bak bire gafil. Senin sürdüğün macun alttaki yarayı yiyse ne güzel. Ama yara kangren oluyor. Sen kendini aldatıyorsun. Bu meseleleri kökünden çözmek lazım. İşsizlik her zaman oldu ama böyle olmadı.
İşsizlik şimdi %20. Haberin var mı? Allah kimseyi işsiz bırakmasın. Çoluğuna çocuğuna ekmek götürememek ne büyük bir acıdır. Allah muhafaza buyursun. Bu millet bu ızdırabın içinde inim 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 inliyor. 3. Borca esir olmak. Bak vereceğim rakama dikkat edin. 80 senede gelmiş olan 80 tane hükümet 80 senede 80 milyar lira dış borç yapmış idi. AKP geldi 8 senede dış borcu 580 milyar dolara çıkarttı. 580 milyar dolar. Bunun yıllık faizi 60-70 milyar dolardır. Bütçenin kendisi de bu kadardır zaten. Ne yapacaksın? Yeniden borç alacaksın. Bunun sonu gelir mi ya? Bu John Ahmet'in devri daim makinesine benziyor. Borçlandıkça borçlanıyorsun. Sonu yok. Şimdi bunlar iç baştan geldikleri zaman ben kendilerine ağabeyleri olarak nasihatta bulundum. Dedim bak bütçeniz 50 milyar dolardır. Televizyon konuşması bilenler biliyor. Bu bütçeyle Türkiye gibi bir ülke idare edemezsiniz. 100 milyar dolar daha temin etmeniz lazım. Ama bizim elde ölçü hükümeti gibi temin edeceksiniz. Borç alarak değil. Çünkü borç alırsanız sonu gelmez. Ne yapacaksınız? Havuz sistemleri, milli kaynaklar ve adil düzene geçmek suretiyle asıl ihracat, istihdam ve istihdam, ihracat hayır. Siz söyleyin diye bekliyorum. Üretim ömrünüze bereket. Seferberliği yapacaksınız, zenginlik buradan temin edilir. Bunları yapmanız için biz el döncü hükümette yaptık, uyguladık biliyorsunuz. Evet efendim biliyoruz. Diyerek sakın ha nasihatları dinlemekten kaçınmayın. Siz el döncü hükümette bunu yapan bakanlar dediniz ama bakardınız ama göremezdiniz. Ben sizi avucumun içi gibi tanırım. E ne olacak? Nasihat dinleyin. Dinlemez de borca saparsanız 5 sene sonra borcunuz 500 milyar dolar olur. Altından kalkamazsınız. Demiş idim 13 sene evvel. Meğer keramet göstermişim. 5 sene sonra dış borcu 500 milyar dolara çıkarttılar. Müslümanlık dinini ortadan kaldırmak iki türlü olur. Allah muhafaza buyursun. Bu dinin muhafızı Cenab-ı Allah'ta kimse ortadan kaldıramaz ama nerede yaşayacağına sen karar veremezsin. Cihad edilmeyen yerde Müslümanlık yaşamaz. Şimdi Müslümanlık dinini bir yasak ederek ortadan kaldırır, bir de değiştirilerek. Değiştirilmesi için çok sinsi faaliyetler yapılıyor. Bunları broşürlerle, kitaplarla millete tanıtacağız. Hayım Nahum doktrini uygulanıyor. Bölücülük, Kürt meselesi diye bir mesele çıkartıyor ortaya. Bizim böyle bir meselemiz yok ya. Biz 1000 yıl birbirinin kardeşi bir milletiz. Müslümanlık ırk ayrımı var mı? Bunları gavur, Kürt meselesini bir şey yapmadın diyor. Bunları konuşturuyor bizi bölmek için. Sonra da birbirimize çarpıştırmak için. Bu meseleleri ortaya atıyor. Bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. Demokratikleşme diyor, hiçbir şey yapmıyor. Kıbrıs meselesi diyor, içinden çıkılmaz hale getiriyor. Hiçbir işi yapabildikleri yok. Hayım Nahum doktrini uygulanıyor. Bu millet birbiriyle çarpışmaya götürülüyor. Bunları gördüğümüz zaman bizim, başlangıçta ben size ne dedim? Efendim evlatlarım iyi gidiyorsunuz deyin de kolayınıza gelsin yapın. Tavsiyesinde bulunuyorlar bize dedim. Şimdi bak sözü asıl merkezine getirdim. Türkiye'de toprak kayarken biz nasıl seyirci oluruz? Vatan bölünürken, insanlar işsizlikten kıvır kıvır kıvranırken, milyonlar geçim sıkıntısı çekerken biz nasıl aferin deriz? Böyle şey mi olur? Bunun için şefkatle kendilerine nasihat ediyoruz. Nasihatı dinlemiyor. Neden? Hidayeti kararmış.
Bak size bir gerçeği söylemek istiyorum. Efendim ben başbakan olmak istiyorum, bakan olmak istiyorum diyebilir insanlar, heveslenebilirler. Bunlar çok doğaldır. Fakat size şunu haber vereyim ki, Türkiye gibi tarihin en büyük devletinin mirasçısını yönetmek 7 tane Allah vergisi ister. Eğer bunlar yoksa bunu yapamazsın. Ben istiyorum diye olmaz. Allah verecek. Nedir bu? Önce bilgi birikimin olacak. Türkiye ve tarihini bileceksin. Sen bunu bilmiyorsun. Türkiye Avrupa'nın kapısına boynundaki zincirle bağlanacak bir ülke değil. Bir sözüyle 4 asır Fransa'da dansı yasak etmiş. Hollanda'yı Endonezya'ya göndermemiş. Dünyanın hakimi olan bir ülke. Sen tarihini, milletini, inancını tanımıyorsun. Bilgi ister, bilgi birikimi. İkincisi, tecrübe ister. Sende bir hiçbir devlet işi yapma tecrübesi yok ki. Onun için Kürt meselesi diyorsun. Hepsini yüzüne gözüne bulaştırıyorsun. Demokrasi çeşme diyorsun, yüzüne gözüne. Kıbrıs meselesi yüzüne gözüne bulaştırıyorsun. Hiçbir meseleyi çözemiyorsun. Çünkü meseleyi çözmekte tecrüben yok. Hidayetin kararmış. İslam Birliği'ni kuracağın Avrupa Birliği'ne gidiyorsun. Ferasetin yok. Çünkü manevi kalkınma hakkında hiçbir gayret gösterdiğin yok. Dirayetin yok. Asıl ülkenin lider ülke olması hususunda hiçbir adım attığın yok. Bunlardan başka şuurun yok. Şuur. Şuur. Sen batılılarla kucaklaşırım, gavurla dost olurum, böylece büyürüm zannediyorsun. Şuursuzluk. Bundan başka vizyonun yok. Senin vizyonun ne? Bizi götürüp Avrupa'nın kapısına zincirle bağlamak. Olmaz. 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 Bu böyle gitmez. Seni severim. Bağrıma basarım. Ama bu Allah vergisi noksanından dolayı sen bunları yapamazsın kardeşim. Bak 8 senelik tatbikatını rakamlarla söylüyorum. Gerçek bunlar. Hayim Naum doktrini uygulanıyor. Bir müddet daha giderse Türkiye İsrail'e vilayet olacak. Bu borçları kim ödeyecek? E ne olacak? Seni sevdiğimiz için sana nasihat ediyor, dinlemiyorsun. Yapacağımız şey, kolundan tutup otur şuraya bakayım, biz ne dersek onu yapacaksın diyeceğiz, söz dinleteceğiz. Karar merciğinde sen bulunmayacaksın. Buna sana olan şevkimizden, sevgimizden ve şefkatimizden dolayı yapıyoruz. Vatanımızı, milletimizi sevdiğimiz için yapıyoruz. Bu çalışmalar bunun için yapılıyor. Şimdi işte önümüzdeki 6 ayda gece gündüz 75 milyon nüfusumuza bu gerçekleri anlatacağız. Önümüzdeki yarışta Saadet Partisi yarışı kazanacak ve böylece Türkiye ve bütün insanlık kurtulacak inşallah. Bütün bu gerçekleri açıkladıktan sonra şimdi önümüzdeki 8 ayda bütün millete bunları anlatmak hususunda elimizden gelen bütün gayretle çalışmaya azim ve kararımızı biledikten sonra duamızı yapmak suretiyle bugünkü konferansımızı sona erdireceğiz. Duamız nedir? Duamız şudur. Ya Rabbi sen Saadet Partisi'ne bu seçimlerde en büyük zaferler nasip eyle. Bunun için 5 şey yapmamız lazım. 1, şuurlanma. 2, çelikleşme. 3, üretim. 4, bütün milli kuruluşlarımızı 40 koldan Türkiye'yi kucaklayacağız. Milli kuruluşlarımızı noksansız geliştireceğiz. 5, heyecan. Allah'a şükürler olsun, camiamızda muazzam bir heyecan potansiyeli olduğunu görüyoruz. Kongremiz bunu gösterdiği gibi, bütün Türkiye'de dolaşan kardeşlerimizin getirdiği haberlerde
bunları teyit ediyor. Milletimiz aynen İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi yok olmak yerine tahtın şerefini almak için bilenmiş aşkla, azimle şaha kalkmış durumdadır. Bu şekilde aşkımızı, azmimizi bileyerek bölgelerimize dağılacağız ve bütün vatan satında aynen İstiklal Savaşı'nda, Çanakkale Harbi'nde olduğu gibi, bütün tarihimizin altın sayfaları olduğu gibi yeni bir altın sayfa yazacağız. Bunu Cenab-ı Allah'tan hem niyaz olarak hem dua olarak söyledikten sonra kapanış olarak diyorum ki Allah'a emanet olun. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. El akıbeti lil muttakin. Esselamu aleyküm. Kazanız mübarek olsun. İnşallah 13 Haziran'da insanlığı ve Türkiye'yi kurtarmış, en büyük zaferi kazanmış iktidar partisi olarak kucaklaşmamızı Cenab-ı Allah nasip buyursun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Milli Görüş Bahanesi Saadet Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza vermiş oldukları bu tarihi ve anlamlı konferanstan dolayı esam olarak çok teşekkür ediyoruz. Efendim, siz değerli katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz ayrıca ve esam konferansları her çarşamba saat 6.30'da esam konferans salonunda gerçekleştirilir. Aktif dağıtımdan bir